söylesenize. Bilinci açık mı? İyiyim anne. EKG çekiyoruz. Lütfen merak etmeyin. Hastaneye de bilgi verdik. Acille kalp damar cerrahı hazır bekliyor. Anne bizi duyuyor musun anne? Bir şey söyleyin ne olur. Sakin olmalı ki hastamıza müdahale edebilelim. Lütfen camı kapatır mısınız? Bırakın da işimizi yapalım. Abla tamam. Tamam sakin ol. Tamam panik yapma tamam mı? Ulan bize yardım et. Tamam. 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 Yarım baba buyurun su iç. Baba. Ben çok özür dilerim. Bırak şimdi özür Mesure. Nasıl bırakayım? Ya Sinan'ı bir yanlışından döndürelim istedim ama ben nereden bileyim böyle olacağını? Oğlum bırak şimdi. Bak ambulans gidiyor. Kaçırmayalım hadi onu takip et. Merak etmeyin. Kaçırmam ben. Harun baba. Ha? Şimdi Şahika Hanım'ın durumu belli değil. Yani Allah korusun. İnşallah bir şey olmaz da. Şimdi Neslihan sizi kimin çağırdığını öğrenirse beni bir daha asla affetmez. Şahika'nın daha önce bir rahatsızlığı mı vardı? Yoktu. Zaten olsa ben sizi pat diye karşısına çıkarır mıyım hiç? Ne o yeğenim? Çok mu üzüldün kayınvalidene? Ne üzüleceğim ya? Kaç yaşına kadar yaşamış. Kocaman çocukları var. Ne hayat ama. Bir de benim annemi düşünsene. Değil mi? Gencecikti. Sen de daha küçücüktün o öldüğünde. Gözü açık gitmiştir vallahi. Sen de emanetlerine ne güzel baktın ama değil mi? Ama sen şimdi ne karıştırıyorsun eski defterleri yeğen? Bırak tamam biz önümüze bakalım. Tamam. Şş, bana bak bir şey soracağım. Şimdi bu Şahika göçüp giderse şirketin başına bizim yeni damat geçecek değil mi? Bilmem. Ya olabilir. Var ya öyle bir şey olursa bizim eski damat hepten kafayı yer ha. Zaten geldi nişanda da abuk subuk konuştu bana gitti. Babayı da oraya bu çağırdı bence ha. Vallahi bak. Nasıl? Yani siz ne konuştunuz Murat'ta? Bir şey mi dedi sana? Dedi. Böyle sinirden küp gibi geldi yanıma. Görüyorsun damadı mabadı falan dedi. Olmayacak bu nişan gibilerinden bir şeyler söyledi gitti. Zaten ben anladım o herifin bir şey yapacağını da işte. Aklı sıra Sinan'la seni ayıracak ha. Ah eski damat. Ah be. Ah. Kantar var, tartı var. Her şeyin bir vakti var. Sen çok geç kaldın. Bu evlilik olmayacak. Anladın beni? Hatta sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu nişan olmayacak. Nedir durum? Adın 68 yaşında. Sol göğüs kapısını tutarak bayılıp havuza düşmüş. Oksijen desteği verildi. EKG çekildi. Damar yolu açıldı. Anne. Anne. Anne bizi duyuyor musun anne? Anne. Sinan. Sen buradan sonrasına giremezsiniz. Ulan sen bize yardım et. Duydun mu? Sinan dedi. Sinan dedi. Sinan dedi. İyi olacak. İnşallah ablacığım. İyi olacak, iyi olacak. Sıkma canım tamam mı? Neslihan. Koray, şimdi içeri aldılar. İçeri girmeden önce bir an gözlerini açtı Sinan dedi. Tamam, bilinci açık demek ki. Ben bir bakayım. Kimseyi almıyorlar. Bize de burada bekleyin dediler. Tamam, bana bilgi verirler. Ben doktorum ya. Merhaba, Doktor Koray Demir'i açar mısınız? Tabii. Sağ olun. Bir şey öğrenirsen bize haber ver. Aşkım aldılar mı Şahika Hanım içeride? Aldılar, aldılar. Koray da şimdi içeri girdi. Allah Allah. Murat, doktor adam ya. Bari burada yapma. Tamam. Ben bir bakayım.
Ben size bir su alıp geliyorum. Babanın durumu pek iyi değil, bir bak istersen. Abla bunun nereden haberi oldu ya? Bilmiyorum ki. Sen sordun mu? Nasıl duymuş, nasıl öğrenmiş? Yok yani bilmiyorum. Sormadım da o bir şey söylemeyince. Abla şunun tansiyonunu falan ölçtürün. Bir de bununla uğraşmayalım şimdi. Ben gideyim bir annemi görmeye çalışayım. Bir de üstümü başımı kurutayım. Bir şeyler yapayım işte. Tamam can. Nisan ne yapalım? Baktıralım mı bir tansiyonunu? Baktıralım. Sinan'ı da içeri rahat etsin. Tamam gel. Harun baba ben size bir hemşire bakıp geliyorum. Hayatımızdan çıkışını yaşadığımız en büyük felaket zannediyordum. Ama asıl büyük felaket geri dönmenle oldu. Nereden haberin oldu nişanlı? Oldu işte. Niye geldin? Sinan nişanlanıyor. Ne olmuş Sinan nişanlandıysa? Ben evlendim, sen yoktun. Çocuklarım oldu, sen yoktun. Şimdi niye geldin? Varlığından, yokluğundan. Acıdan başka bir şey getirmedi bu aileye. Kızım ben de böyle olmasını istemezdim. Ama annen sizi bana göstermedi, o yaptı. İyi yapmış. Hemşire geliyor şimdi. Ben yıllarca annemi suçladım. Ben yıllarca annemi suçladım sen gittin diye. Ama şu an anlıyorum ki annem en doğru olanı yapmış. Ailesini, çocuklarını düşünmeyen adamın onları görmeye hakkı yok çünkü. Haklısın kızım. Ben annene büyük hata ettim. Kabul ediyorum ama sizi hep sevdim. Hep sevdim. Annem seni affetmişti. Metresinden olan çocuğunu kabul etti. Bir kadın daha ne yapsın? Ama sen ne yaptın? Tekrar gittin. Hem de başka bir kadına. Sen sadece anneme hata yapmadın. Sen yaptıklarınla bizi de görmezden geldin. Annemin yerinde ben de olsaydım aynısını yapardım. Evet, kimi tansiyonu ölçülecektin? Efendim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Şöyle bir ceketinizi çıkaralım isterseniz. Yardımcı olayım. Koray. Nasıl annemin durumu? Durumu gayet iyi. Merak etme. Birazdan servise alacaklar.
Çok şükür. İyi değil mi? İyi. Ben de Harun Baba'ya haber vereyim. Yazık, adam perişan oldu. İyi misin sen? Şaykan gayet iyi. Birazdan odaya alınacak. Ama burası çok kalabalık oldu. Lütfen dışarıda bekleyelim. Kardeşimle ben annemi bekleyebilir miyiz? Olur ama lütfen iki kişiye geçmeyin. Merak etmeyin, geçmeyiz. Geçmiş olsun. Tamam da biz çıkalım. Biz dışarıdayız. Murat, sen de her şeyini kontrol ettir. Bir şey yoksa da artık gönder. Tamam aşkım, sen hiç merak etme. Sinan'ın babasını kim çağırmış olabilir nişana? Sence Murat bu nişanın olmasını istemiyor. Başka açıklaması yok. İyi de adamla kaç yıldır görüşmüyorlar ya. Nasıl engel olsun ki? Harun Bey bir şey yapmayacaktı zaten. Murat Sinan'ı tanıyor. Eğer Şahika Hanım rahatsızlanmasaydı Sinan bu nişanı dağıtırdı. Nereye gidiyor bunlar? Harun Bey gidiyor herhalde. Sana bakıyor. Ben size şimdi bir taksi bulurum. Sinan'la evlenmemi hiç istemiyor ki. Ya çekerken de duymadın mı? Bu nişan olmayacak, bu nişan olmayacak deyip deyip duruyordu. Vallahi Şaykan'ın bayılmasaydı kesin öpecekti beni. Farkındayım, farkındayım. Ah, bir de Neslihan fark etse. Nereden evlen? Abla. Nerede? Nereye gitti? Tüm kontrollerini yaptırdık. Murat da taksiye bindirip gönderiyor şimdi. Sinan! Sinan! Pardon. Şahika'nın kata çıkartıyoruz. Tamam, geliyorum ben hemen. Sinan, Allah Allah. Baba! Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Yine hiçbir şey söylemeden çekip nereye gidiyorsun? Tamam Sinan. Sen benim nişanıma niye geldin? Sinan. Niye geldin benim Sinan, nişanıma? Sinan, bir sakin olur musun? Beni ben mi çağırdın? He? Geldin şimdi. Sen babalığını yaptın, gidiyorsun yani. Öyle Sinan. Mi? Bırakın ya beni, bir dakika. Bir dakika. Söyleyeceğim. Sen niye geldin benim nişanıma? Kim çağırdı seni? Kimse çağırmadı oğlum. Kimse seni çağırmadı. Kim çağırdı dedin? Kimse çağırmadı oğlum. Kimse çağırmaz tabii seni. Bir düşündün mü? Oğlum bir tamam. Bir düşündün mü ya? Oğlun seni nişanla düğününe niye çağırmıyor? Düşündün mü? Biraz Sinan, bir sakin ol. Bırak sakinim ya, ben ya. Dur, tamam. Çünkü sen bana hayatım boyunca babalık yapmadın be. Tamam. Yapmadın. Ne güzelmiş ya. Ne güzelmiş. Efendim Neslihan. Gel. Canını isteyince. O sesler ne? Sinan yanında mı? Yanımda Neslihan. Burası çok karışık şu an. Harun Bey'le konuşuyor. Ya annemi odaya aldılar. Bırakamıyorum onu. Fırladı gitti, yetişemedim peşinden. Sen onu yalnız bırakma, olur mu? Tamam, tamam, merak etme. Siz kaçıncı kattasınız? 32-11, üçüncü kat. Tamam, merak etme, aklı kalmasın. Kimi düşündün ben sen bu süre kadar? Sakin olur musun? Sinan! Sinan, tamam, tamam Sinan. Sinan. Bir dakika, bir dakika dur, bir dakika. Sen bana ilk defa babalık yapacaksın bugün. Benim annem nerede? Benim annem kim be? Kim? Oğlum, kimin kapısında ağlıyorsan annen o. İşte ya, içeride. Bırak romantikli! Sinan, bırak! Beni doğuran annemi soruyorum ben sana. Benim annem kim? Bilmiyorum. Yıllardır görmedim ben. Ya yalan söylüyorsun ya. Hayır. Ya, ya bana şu ailede bir kişi, bana şu ailede bir kişi doğruyu söylesin be. Niye yalan söyleyeyim oğlum? Bilmiyorum. Annen içeride. Doğruyu söylesin bir kişi ya. Tamam Sinan, bana bak. Tamam. Neslihan aradı. Şahika Hanım'ı odaya çıkarmışlar, tamam mı? Seni merak ediyormuş. Hadi oğlum. Hadi. Gel gidelim. Hadi oğlum. Hadi. Annene gidelim. Gel. Hadi tamam. Harun Bey siz... Harun Baba ben de, sen işine bak. Buyurun Harun Baba, ben sizi arayacağım, merak etmeyin. Neslihan sen niye Koray'ı arıyorsun, niye? Oldu mu şimdi, rahat mısın böyle? Böyle daha iyi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sinan geliyor mu? Geliyor, geliyor, merak etme sen. Kim var onun yanında? Murat, Damla, Koray. Başka? Göndermişlerdir onu. Düşünme sen artık bunları, yorma kendini. Şahika Hanım, iyi misiniz?
sayenizde. Sonuçlara göre bir kalp spazmı geçirmişsiniz. Ama moral bozacak bir durum yok. Bu olay hem sizin hem de bizim için bir uyarı oldu. Çünkü sonuçları kötü olabilecek durumlara daha erken müdahale edeceğiz. Sizi birkaç gün burada misafir edeceğiz. Anjiyo dahil ileri tetkikler yaptıktan sonra taburcu edeceğiz. Daha sonra siz de moralinizi yüksek tutacaksınız. Kendinize daha düzenli bakacaksınız. Anlaştık mı? Tamam. Aa, anlaştık. Ben daha sonra uğrayacağım size. Sağ olun. Rica ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bir dakika. Hepiniz içeri girmeyeceksiniz değil mi? Doktor bey, ben oğluyum. Tamam. Sadece siz girin. Diğerleri kapıda beklesin lütfen. Geçmiş olsun. Ben bir kahve alayım. Ne oldu? Ne bakıyorsun? Sana bir şey sormam lazım. Sor. Burada olmaz. Sorma o zaman. Ya ama çok önemli. Ya lütfen. Bak, Koray gelmeden konuşmamız lazım. Lütfen. Ya vay öyle. Niye geldik? Ne soracaksam sorsana Allah aşkına. Niye geldik buraya ya? Sinan'ın babasını nişana kim çağırdı? Sen mi çağırdın? Ben sana bu nişan olmayacak demedim mi? Benden vazgeçmedin değil mi? Seviyorsun hala beni. Seviyorsun, seviyorsun tabii. Ya sevmesen niye yapasın ki böyle bir şey? Tamam da uzatma. Ben istemedim işte. Ya niye istemedin? Ya Sinan'la olmamı niye istemedin? Ya söylesene. Söyle. Ya senden vazgeçmedim de. Bir başkasının sana dokunması beni deli ediyor de. Bir başkasının seni öpmesi beni çıldırtıyor de. Murat. Murat. Kimse. Kimse benden daha fazla isteyemezsin. Kimse. Bana senden başkası dokunmasın. Bir tek sen öp beni. Bir sen öp. Bahçeye çıkalım mı biraz? Nesna? Sessiz ol. Yeni daldı, ne yapıyorsun? Pardon. Abla sen çık. Uyuyor zaten, ben yanındayım. Tamam canım, ben çıkayım hava alayım biraz. Sonra ben dönerim, sen çıkarsın olur mu? Tamam, acele etme. Sinan, bir şey olursa ararsın beni. Tamam. Sinan içeride. Yalnız bırakma onu. Ablalar hava almaya çıktı. Ben de seni yalnız bırakmayayım dedim. Üzün yazık. Diyeceğim de hevesimiz kursağımızda kaldı, haklısın. Yok yok, anne niye olsun da.
Şöyle oturalım mı? Olur. Temiz hava iyi geldi. Aşkım, sen böyle otur. Biz Koray'la bir kahve alıp gelelim. Ben içmeyeceğim, sağ ol. Sen Neslihan'ı al istersen ama. İçersin Koray. Olmadı Şahika Hanım'ın odasına da bir şeyler alırız. Hani? Çıkarken alırız. Oturdum şimdi, kalkmayayım. Ya bir kahve iyi olur aslında. Başım tuttu benim. Tamam aşkım, hadi gel beraber alalım, seçersin. Gel. Murat, kaldırma beni şimdi. Git al bir şey. Nasıl içtiğimi biliyorsun zaten. Tamam aşkım. Annemin durumu nasıl olacak sence? Hiç endişelenecek bir şey yok Nisa'm. Yani şu an durum gayet iyi. Ama ben bir şey çıkacağını zannetmiyorum, tamam mı? Kafana takma. Yaşadıklarımıza inanamıyorum. Ne anlatıyorsun Koray, ne anlatıyorsun? Aslında ben seninle başka bir şey konuşacağım. Şimdi sırası değil, biliyorum ama... Annemle mi ilgili? Koray! Şahika Hanım gayet iyi, annenle ilgili değil. Sen kahve almayacak mıydın Neslihan'a? Sıra vardı. Giderim ben sonra. Ne oluyor size ya? Siz böyle yaptıkça ben kötü bir şey var zannediyordum. Sinan'a mı bir şey oldu yoksa? Neslihan, ben senin artık aptal yerine konmanı hazmedemiyorum. Kim beni aptal yerine koruyor? Murat, sen anlat istersen. Ne oluyor Murat? Ne anlatacaksın sen bana? Anlat, anlat. Oğlum, sen benim evliliğime niye taktın lan? Senin benim evliliğimle derdin ne lan? Murat! Ne senin derdin benim Murat! Evliliğim? Murat! Ne derdin benim lan? Ne yapıyorsun? Ya aşkım! Bu dinleme. Bıktım artık senden. Bıktım. Burası hastane. Bizim evliliğimizi bitirmeye çalışıyor. Anlamıyor musun? Ya? Sen ne yapıyorsun? Uzak dur. Neslihan, beni dinle. Neslihan. 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 Uzak dur. Gel lan buraya. Neslihan. Ver o telefonu bana. Ver. Ver o telefonu. Neslihan. İnanma bu söylediklerine. Bak bu bizi ayırmaya çalışıyor. Bilmiyor musun sen? Ya bu buna mı güveneceksin Neslihan? Allah aşkına. Bana bir söyle be. Ya buna mı inanacağım? Şimdi çektim onu. Ya bunu dinleme Neslihan, ne olur. Burada, hastanede. Annen içeride yatarken. Oğlum sen susmayacak mısın? Ne yapsın lan? Bir dakika, ne yapayım? Sen ne istiyorsun lan? Bırak lan beni. Sakin ol. Tamam, sakin. Hastane mi var? Çık, gel dinle sen. Akıllanmayacak mısın? Hastane mi? Bırak lan beni. Tamam, bırak. Neslihan, ne olur yalvarıyorum sana, dinleme bunu. Neslihan, ne olur. Neslihan. Neslihan, ne olur beni dinle Neslihan. Ne olur, açıklayabilirim bak. Önceki gibi değil Neslihan, ne olur dinle beni. Neslihan. Neslihan, bizi ayırmaya çalışıyor. Sana yalvarıyorum. Neslihan. Ne olur. Ne olur Neslihan, beni dinle. Dinleme Neslihan. Tamam, dinleme ne olur bak. Ben hiçbir şey yapmadım. Beni tuzağa düşürdün Neslihan. Yeter! Neslihan, Neslihan ne olur. Bak çok özür dilerim. Beni dinle. Düşündüğün gibi değil Neslihan. Yeter dedim! Yalanlarla, dolanlarla. Murat Bey. Hastane burası, ne yapıyorsunuz ya? Sakin ol Murat Bey. Sakin ol. Bir dakika. Ya sakin ol. Adamın yüzüne bak. Öldüreceğiz adam. Sakin ol. Ben seni öldürürüm. Ben yayın avukat. Gel. Bak bana öyle konuşma. Gel sen de bana öyle konuşma lan. Gel lan buraya. Gel. Sen ne istiyorsun lan? Memur Bey duydunuz mu? Şikayetçi. Buyurun şöyle. Bırak. 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 Bırak.
Ya memur mu? Şikayetçiyim zaten, tamam. Ciddi söylüyorum. Hadi sen de ablamların yanına git istersen. Ya yok, sıkılmadım. Dedim ya. Hadi hadi. İn. Ablam da buraya gelsin. Biraz o kalır zaten. Sonra ben gelirim senin yanına. Ben bir Neslihan ablaya bakayım o zaman. Allah Allah. Yani sen şimdi o sarı olan çok da bir şey yapmadı diyorsun. Yok yok, sarı öyle durdu, bir şey yaptığı ettiği yok. Uzun saçlı kadın var ya. Ha bildim bildim. İşte sarı çocuk uzun saçlı kadına bir şey gösterdi telefondan. Sonra öbür herif hepten delirdi. Allah Allah. Sağ ol kan. Sen kimseyi gördün mü? Sen kimi aradın diye yeğenim? Görümceği mi yoksa eski damadı mı? Hangisi lazım? Sen onu da bakayım bana bir. Ya gördün mü, görmedin mi? Ulan ne bileyim. Az evvel hepsi birden buradaydı. Sonra bir olay, bir kıyamet. Polisler hepsini aldı götürdü. Ne oldu ya? Ya ne olayı? Bir maç oynuyor, bir maç oynamıyor. Açabilir miyim? Hadi kardeşim. Efendim Damla.
Neredesin? İfade vermeye gidiyorum. Onu biliyorum. Nereden biliyorsun? Ya nereden biliyorsan biliyorum işte. Ya sen ne yaptın? Çektiğini gösterdin mi Neslihan'a? Hı hı. Sen rahat konuşamıyorsun galiba. Aracın içindeyim Damla. İfade vermeye gidiyorum memur arkadaşlarla. Ay tamam tamam. Sen şimdi Neslihan'a videoyu gösterdin. Murat da delirdi. E sonra Neslihan ne yaptı peki? Çekti gitti. Ne demek çekti gitti ya? Nereye gitti? Bilmiyorum. Ya kavgaya karıştığım için gidemedim peşinden. Sinirlendi gitti. Aa tamam tamam. Bak bir şey olursa haberleşelim olur mu? Sana da çok geçmiş olsun. Tamam Neslihan'dan haber alırsan mesaj at. Tamam tamam sonra haberleşiriz. Bana bak yeğen. Benim sana bu kadar yakın durmamın sana bir zararı olmaz. Bilakis sağ bir yararı olur. Ben sana demesem böyle böyle oldu diye başı kesik tavuk gibi dolanıyordun hala bahçede. Şimdi bakayım bana. Koray Bey ne göstermiş Neslihan Hanım'a? Şimdi bir de oturup seninle sohbet mi edeceğim ben? Öyle hep bana hep bana olmaz. Ben sana anlatacağım, sen bana anlatacaksın. Böylelikle amca yeğen hep bir arada bulunacağız. De bakayım ne göstermiş? Murat da videomuzu. Ne? Ya Allah Allah. Gelin hanım bilmiyor muydu ki sizi? Geçmiş gitmiş iş. Herkes birden niye dellendi böyle? Sence? Geçmiş gitmemiş iş. Şişt, ne yaptı kız? He? Ne yaptı söyle bak ikisini birden mi idare ettin? Ne yaptın sen? Sinan. Ya Sinan geliyor. Şimdi ablam nerede derse ben ne diyeceğim? Hiç merak etme sen. Sendeki akıl sana yeter. Bunca işi becermişsin. Bunu da beceriverirsin. Hiç kafana takma. Rahat ol. Canım. Niyazi Bey, kusura bakmayın. Sizi de böyle kapılarda beklettik. O nasıl söz bey? Siz kovsanız da gitmem ben zaten. Bizim kitabımızda zor durumda olanlara yüzüstü bırakmak yazmaz. Sağ ol. Ablanlar nerede? Bilmem. Ya ben epeydir buradayım ama kimseyi görmedim. Ben bir arayayım. Kapalı. Şuraya da bir imza alayım. Bittim benim işim. Gidebilir miyim? Bitti. Gidebilirsiniz. Bir şey soracağım. Tabii. Benimle birlikte gelen bir arkadaş vardı. O çıktı mı acaba? Yok abi. Sizin gibi gelen arkadaşları peş peşe bırakmazlar. Onun biraz daha içeride oyalarlar. İçin rahat olsun yani. Efendim Sinan. Koray, sen ablamla mısın? Yok, acil bir hasta için çıkmam gerekti. İşim bitince geleceğim. Ne oldu? Ya Koray, ablamı arıyorum, arıyorum. Ulaşamıyorum. Saatlerdir telefonu kapalı. Sen biliyor musun nerede olduğunu? Eve gitmiş olmasın? Hayır, Ayşıl'ı da aradım. Onun da telefonu kapalı. O yüzden iyice merak ettim. Tamam bak, aklına hemen kötü şeyler getirme. Çok zor bir gün geçirdik. Yalnız kalmak istemiştir belki sadece. Biraz daha bekleyelim. Haber çıkmazsa konuşalım, tamam mı? Tamam. Bir şey duyarsan mutlaka beni ara, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Tamam, tamam. Görüşürüz Koray. Kıyafetler geldi. Ya Koray da bilmiyor ablamın nerede olduğunu. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Bu nasıl bir gün ya? Murat'a da arıyorum, Murat'a da ulaşamıyorum. Hayır, ablam da böyle bir anda haber vermeden kaybolmaz zaten ortalıktan. Ona şaşırıyorum. Neredeler acaba ya? Neyse, bak önce bir şu üstümüzdekilerden kurtulalım sonra bakarız ha? Tamam. Tamam, burada kalalım. Şuradan mı? Şu üstü kalsın. Olmuş lan bu araba.
Kim yaptı lan bunu? Ayşem. Eslihan. Nerede bunlar ya? Kadar yakın değil. Bu yüzden böyle bir şeyler atıştıracağız. Sonra hemen okula gideceğiz, tamam mı? Tamam. Otur. Biz niye burada kaldık ki hem? Kendi evimizde kalırdık birlikte. Kuzum, annenle babalar hastanede ya. O yüzden burada kalmamızı istediler bizim. Hem bak kalmasaymışız, ablanız yalnız kalacakmış. Yalnız korkuyormuş o, değil mi? He, evet evet. Ben tek başıma kalamam ki, çok korkarım. Ya. Annem hani gece gelecekti? Geldi kuzum. Gece size sarıldı, öptü, sonra gitti. Nereye gitti? Hastaneye yavrum benim, nereye olacak? Ben paşama ballı ekmek yapayım mı? Yap. Aç bakalım ağzını. Aferin. Kuzum, sana yapayım mı? Yok, istemem. Ben bunu yerim. Bana yap. Sen önce ağzındakini bitir. Ya yap hadi.